Sevgili öğrenciler bu videomda 8. sınıf Türkçe dersi yazım kuralları konulu soru çözümü yapacağım. Sorularımız çok güzel. Hepinize başarılar. Birinci soru hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Adana babam her birimizin çalışıp para kazanmasını istedi. Her biri kelimesi ayrı yazılır. A'da yazım yanlışı yok. Bursa 5-6 gün sonra Avrupalaşmak konulu bir yazı kalemi aldık. Değerli öğrenciler özel isimlerden türetilen bütün kelimeler büyük harfle başlar. Avrupa özel isim oluyor bir kıta ismi. Avrupa isminden daha sonra Avrupalı ismi türemiş. Avrupalı isminden daha sonra Avrupalılaşmak fiili türemiş arkadaşlar. Şu şekilde yani sevgili öğrenciler burası önemli. Avrupa isim kök Avrupa isminden Avrupalı ismi türemiş. Avrupalı isminden Avrupalılaşmak fiili türemiş arkadaşlar. Ben şunu kastediyorum. Şu şekilde yazılan kısmı makın yazılı olduğu, mak ekinin yazılı olduğu kısmı kastetmiyorum arkadaşlar. Şu anda bu kelime fiil. Daha sonra Avrupalaşmak fiilinden Avrupalaşmak ismi türemiş arkadaşlar. Mak eki burada yapım eki görevinde. Değerli öğrenciler mak eki burada isim fiil eki, isim fiil eki almış kelimeler isim görevinde oluyor özel isimlere gelen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Bakın burada yazım yanlışı yok. Bu arada özel olarak vurgulanmak istenen kelimeler tırnak içine alınır. Yanlışlık şurada arkadaşlar. İki ya da daha fazla kelimeden oluşan sayıları yazıyla yazıldığında nasıl yazılır? Tabii ki ayrı yazılır arkadaşlar. Hemen D'yi işaretleyelim. Çarpımız atalım. C ülkemizde erozyonu önlemek için çalışmalar yapılıyor. Arkadaşlar erozyon kelimesinin yazımı doğrudur. C'yi artımız atalım. D. Mavi köşe bakkaliyesinden kitap satın aldım. Sevgili öğrenciler kurum, kurul, kuruluş, iş yeri isimleri cümle içinde büyük harfle başlar. Yani bu isimlerin her bir kelimesi büyük harfle başlar ve bunlara gelen ekler, çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. D'de yanlışlık yok, C'de yok, A'da yok, yanlışlık B seçeneğinde vardı. İki parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Geçtiğimiz Ağustos ayında Uluslararası Gökbilim Birliği Prag'da bir toplantı yaptı. Uluslararası Gökbilim Birliği ifadesinin yazımı doğrudur arkadaşlar. Az önce söylemiştim. Kurum, kurul, kuruluş isimlerinin her bir kelimesi Cümle içinde büyük harfle başlar. Uluslararası Gökbilim Birliği ya bir kurum ya da bir kuruluştur arkadaşlar. Bu arada Ağustos kelimesini söylemeyi unuttuk arkadaşlar. Ağustos ay ismi belli bir tarih belirten ay ve gün adları büyük harfle başlar. Burada belli bir tarih Ağustos kelimesi belirtmediği için Ağustos kelimesinin ağasının küçük yazılması gerekirdi. Yanlışlık bir numaralı kelimede yapılmış bir Ağustos deseydi arkadaşlar bunu zaten biliyorsunuz. Ağustos'un ağası büyük yazılacaktı. Hemen devam edelim. Yapılan toplantıda alınan karara göre Plüton artık gezegen olarak kabul edilmeyecekmiş. Gezegen adları büyük harfle başlar. Plüton bir gezegen ismi. Çünkü bir gök cisminin gezegen olabilmesi için güneşin yörüngesinde dolanması ve kendi yörüngesinde başka gök cisimlerinin bulunmaması gerekiyormuş. Güneş kelimesi burada arkadaşlar özel isim. Güneş kelimesiyle burada bizim yıldızımız kastediliyor. Dünya, Güneş, Ay kelimeleri gezegen ve yıldız anlamlarında kullanıldığında arkadaşlar büyük harfle başlar. Bunlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Evet yanlışlık A'da yapılmış arkadaşlar. Bir numaralı kelimede. Üç hangisinde yazım yanlışı vardır? A şu gezegene vardık mı? Herkes horozlu handa mı kalacak? Bu bir soru cümlesi. Cümlenin sonuna soru işareti gelmiş. Cümleye soru anlamı katan mı eki? Şuradaki mı eki mi yoksa şuradaki mı mı arkadaşlar? Tabii ki ikinci mı? Soru ekimiz mı mı mu mu cümleye soru anlamı katsın veya katmasın. Kendisinden önce kelimeden ayrı yazılır. Buradaki mı cümleye soran anlamı kattığına göre buradaki mı cümleye ne anlamı katmış? Zaman anlamı katmış arkadaşlar. Şu gezegene vardığımız zaman herkes horozlu hanlamı kalacak. Yani mıların yazımı doğru. Herkes kelimesinin yazımı o da doğru arkadaşlar. Kelime bitişik yazılır ve kelimenin sonu S harfiyle biter. Horozlu han yapı ismi arkadaşlar. Saray, köşk, han, kale, Köprü, kule, anıt ve benzeri yapı atlarının, yapı atlarının, yapı isimlerinin bütün kelimeleri büyük harfle başlar. Horozlu kelimesi neyesi, hangi kelimesi neyesi büyük yazılmış. Gelen çekimek, kesme işaretiyle ayrılmış. A'da yanlışlık yok. B, Adana'da yediğimiz yemekler güzel miydi? Bakın mi ekimiz kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılmış. Zaten cümle, soru cümlesi. Cümleye soru anlamı katan mi, soru eki. Soru ekinden sonra gelen ekler soru ekine bitişik yazılır. Adana özel isim gelen çekimek kesme işaretiyle ayrılmış. B'de de yanlışlık yok. C. Akıcı akıcı bir kitap gördünüz mü buralarda? Bu bir soru cümlesi. Cümlenin sonunda soru işareti var. Arkadaşlar bu cümleye soru anlamı katan şuradaki mı mı yoksa şuradaki mü mü? Tabii ki şuradaki mü. Ama hocam bitişik yazılmış. İşte arkadaşlar yanlış yazılmış. Ayrı yazılacaktı. Demek ki cevap Ceyhan. Buradaki mı ifadeye ne anlamı katmış? Pekiştirme anlamı katmış arkadaşlar. Kitap çok akıcıymış. D'ye bakalım senet yemeklerini sevmiyor musun? Soru cümlesi arkadaşlar. Soru işareti. Bakın mu eki kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılmış. Mu ekinden sonra gelen diğer ekler mu ekine yani soru ekine bitişik yazılırdı. Yani sevgili öğrenciler D seçeneğindeki cümlemiz soru cümlesi mu eki cümleye soru anlamı katmış. A, B ve D'de Yazım yanlışı yok ama C'deki şuradaki mühne yazımı yanlış arkadaşlar ayrı yazılacaktı. 4 hangisinde ki'nin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? D en sonunda anladım ki maçı kazanamayacağız. D seçeneğindeki ki bağlaç arkadaşlar. Bağlaç olan ki kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılır. Buradaki ki iki cümleyi birbirine bağlamış. İlk cümle en sonunda anladım. İkinci cümle maçı kazanamayacağız. D de yanlışlık yok. C. Ne yazık ki artık kimse karşısındakini dinlemiyor. Sevgili öğrenciler ki burada doğru yazılmış. Ki yine bağlaç görevinde kullanılmış. İki cümleyi birbirine bağlamış. Cümle nerede diye soruyorsanız şurada ne yazıktır. Birinci cümle artık kimse karşısındakini anlamıyor. İkinci cümle. Şuradaki ki ise sıfat yapan ki arkadaşlar karşısındaki insan kastediliyor. İnsan ismi düşmüş arkadaşlar. Yani C ve D'de yanlış yok. Sıfat yapan ki kendisinden önceki kelimeye bitişik yazılır. Unutmuyoruz arkadaşlar. B hep birlikte yarınki oyun için bilet aldık. Bakın yine şuradaki ki sıfat yapan ki sevgili öğrenciler. Oyun isim oluyor. Yarın kelimesi ise sıfat görevinde kullanılmış. Bu arada arkadaşlar ki eki ifadeye diyelim, kelimeye diyelim. Zaman ve yer anlamı katınca ektir ve o kelimeye bitişik yazılır. Bakın yarın ifadesinde zaman anlamı var. Dolayısıyla ki eki yarın kelimesine bitişik yazılacak. Yine karşısında diyor. Bakın bir yer bildiriyor ki bitişik yazılacak. Demek ki cevap A. Öyle bir gün ki sıcaktan yerimizde duramıyoruz. Bakın buradaki ki ayrı yazılacaktı. Bitişik yazılmış ek gibi düşünülmüş. Ki burada bağlaç görevinde kullanılacak ve ayrı yazılacak. Hocam neyi birbirine bağlamış? İki cümleyi birbirine bağlamış. İlk cümle öyle bir gündür. İkinci cümle sıcaktan yerimize duramıyoruz. Yani ki iki cümleyi birbirine bağladığı için ayrı yazılacaktı ama bitişik yazılmış. Yanlışlık ağda yapılmış. 5 hangisinde yazım yanlışı vardır? D. Çocuklar bir an bile tereddüt etmeden cevap verdiler. Bir an kelimesi ayrı yazılır ve sınavlarda çok çıkar. Tereddüt kelimesinin yazımı doğrudur. C. Melike babasından bir takım boya kalemi istemiş. Bir takım kelimesi bazı anlamına gelince bitişik. Sayı anlamına gelince ayrı yazılır arkadaşlar. Yazımı doğru. İki takım da isteyebilir arkadaşlar. Evet C ve D doğru. B. ABM'in arkadaşı birkaç gün sonra askere gidecek birkaç kelimesi yine birleşik yazılan birleşik bir kelimedir. Cevap Adana fakat A'da yazım yanlışı yok gibi arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurum ismi az önce söyledim kurum adları cümle içinde büyük harfli başlar. Ekim ay ismi burada belli bir tarih belirtildiği için yani bir rakamı sayısı olduğu için arkadaşlar Ekim'in neyse büyük olmuş. Büyük yazılmış. Bu arada arkadaşlar ayetleri büyük yazılınca gelin çekimekleri kesme işaretiyle ayrılır. Hocam nerede yanlışlık? Evet zor bir soru arkadaşlar. Cevap bulabilen var mı? Bu yıl ise meclis yeni döneme erken başlayacak. Bakın meclis kelimesinin altını çizdim. Sevgili öğrenciler. Arkadaşlar kurum kuruluş kurul merkez bakanlık üniversite fakülte bölüm kanun tüzük yönetmelik ve makam sözleri asılları kastedildiğinde büyük harfle başlar. Burada meclis kelimesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi kastediliyor. Bu durumda meclis kelimesinin M'sinin büyük yazılması gerekir. Sınavda çıkabilir benden size söylemesi sevgili öğrenciler. Cevap Adana. Soru 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi de D'nin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? A. Kahraman olmayan bir ulusun geleceği de olmaz. Sevgili öğrenciler D burada bağlaç mı? Tabii ki bağlaç. Bağlaç olan D daha kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılmış. D'nin yazımı doğru. Bağlaç olan D daha cümleye başkası anlamı katar arkadaşlar. Şimdi kahraman olmayan bir ulusun geleceği de olmaz derken başka bir şey olmuyormuş. Bir de geleceği olmuyormuş arkadaşlar. A doğru B Konya'ya giderken sözlüğümü de yanıma aldım. Bakın başka bir şey yanına almış. Sözlüğünü de yanına almış arkadaşlar. D'nin yazımı yanlış. D burada bağlaç ve ayrı yazılacak. Cevap Bursa C o gelmese de biz yarın pikniğe gideriz. Bakın D yine burada bağlaç ayrı yazılmış doğru. Başka bir şey Olmasa da pikniğe gideriz. Bir de o gelmese de pikniğe gideriz arkadaşlar. D. Çantasını her zaman kütüphanede bırakıyor. Buradaki D. Bulunma haleki arkadaşlar. Nerede bırakıyor? Kütüphanede. Nerede, kimde, neyde sorulana cevap alabiliyorsanız oradaki D daha ta T bulunma halekidir. Ve kendisinden önceki kelimeye bitişik yazılacak arkadaşlar. Yanlışlık B'de yapılmış. Yedi her şeyi Umut ve Ufuk adlı iki kardeşin Gaziantep'te bir araya gelmesiyle başladı. Cümledeki yazım yanlışı nedeni hangisidir? Sevgili öğrenciler şey kelimesi daima kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılır. Bir şey her şey herhangi bir şey örneklerinde olduğu gibi. Bakalım bununla ilgili bir açıklama hangi seçenekte var? Ayrı yazılması gereken sözcüklerin bitişik yazılması demiş A seçeneği. Cevap Adana. 8 hangisinde yazım yanlışlığı vardır? A. Yunus Emre mahallesinde yol yapım çalışmaları sürüyor. Mahalle, bulvar, cadde, sokak kelimeleri bir özel isim grubundayız arkadaşlar. Büyük harfe başlar. Gelen çekim eki kesme işaretiyle ayrılır. Yani A'da yanlışlık yok. B. Türkiye'nin kuzey doğusunda gelecek hafta yoğun kar yağışı görülecek. Türkiye özel isim gelen çekim eki kesme işaretiyle ayrılmış. Doğru. Kuzeydoğu doğu ara yön. Ara yönler Küçük harfle başlar ve cümle içinde ara yönler bitişik yazılır. Yanlışlık B'de yapılmış. C. Çukurca köyünün yanı başındaki devlet çayında balık tutulur. Arkadaşlar çay kelimesinin Ç'si büyük yazılmış. İlk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikinci isimden büyük harfle başlar. Yani özel isimlerden sonra gelen coğrafya ile ilgili kelimeler büyük harfle başlar. Gelen çekimeki kesme işaretiyle ayrılır. Yanı başı ayrı yazılır. Çukurca köy derken arkadaşlar, özelisinden sonra gelen köy, il, ilçe, şehir, kent, belde gibi kelimeler küçük harfle başlar. C'de yanlış. yok. D, Kurtuluş Savaşı'nda milletimiz eşine azaslanır bir mücadele vermiştir. Tarih olaylar. Cümle içinde büyük harfle başlar. Kurtuluş Savaşı tarihi olay. Arkadaşlar gelen çekim eki kesme işaretiyle ayrılır. Yanlışlık de yapılmış. 9 hangisinde yazım yanlışı vardır? D sınavdan hiç kimse düşük not almamış. Hiç kimse kelimesi ayrı yazılır ve sınavlarda çok çıkar. C dün yer altına doğru bir gemi indi. Yer altı kelimesi ayrı yazılır. B. birçok aydın bu kitapları tavsiye etmiş. Tavsiye etmek yardımcı fiil. Kurulan bileşik fiil ayrı yazılmış doğru. Birçok kelimesi bitişik yazılır. Bu da doğru. O halde cevap A salondaki insanlar birdenbire ayağa kalktı. Buradaki birden birdenbire ifadesi. Cümleye zaman anlamı katmış arkadaşlar. Tam o anda salondaki insanlar ayağa kalkmış. Bu durumda ayrı yazılacak sevgili öğrenciler. Cevap Adana demiştim. 10. hangisinde yazım yanlışı yoktur? 1995'ten beri memleketinden ayrı olduğu için üzülüyordu. Değerli arkadaşlar sayımızın sonunda 3, 4, 5 rakamlarından biri varsa gelen hal eki t, t, ta, t, tan şeklinde yazılır. Demek ki den diye yazılmaz, ten diye yazılır. Doğru yazım 1995'ten olacak. Hemen B'ye bakalım. A'da yazım yanlışlığı var. İstanbul'a giderseniz kız kulesini mutlaka görün. Az önce söylemiştim. Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt ve benzeri yapı isimleri büyük harfle başlar. Büyük harfle başlamış. Gelen çekimek, kesme işaretiyle ayrılır. İstanbul özel isim gelen çekimek, kesme işaretiyle ayrılmış. Cevap Bursa. C. Terif hakkı yayın ve satış yönetmeliğinde belirtildiği gibidir. Arkadaşlar. C'deki yanlışlığı bulabildiniz mi? Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her bir kelimesi büyük harfle başlar. Şuralar doğru arkadaşlar. Şuralar doğru. Fakat yönetmenin y'sinin büyük yazılması gerekirdi. gelen çekimeki kesme işaretiyle bu durumda ne olacak arkadaşlar? Ayrılacaktı. Yine CDA'da olduğu gibi yazım yanlışlığı yapılmış. de Bir insanı yalnızca dış görünüşüne bakarak tanıyamazsınız. D'deki yanlışlığı bulabildiniz mi? Şurada arkadaşlar Kelime bu şekilde yazılacak, yalnızca. Evet arkadaşlar, hemen şöyle yapalım. Kelimenin kökü yalın. Yalın ismini arkadaşlar, ünlüyle başlayan bir ek gelmiş. Iz ek gelmiş, bakın ı burada ünlü. Bu durumda kelimenin ikinci hecesindeki dar ünlü düşer. Kelime yalnız diye yazılır. Pardon, şurayı çarpatalım, şuraya yazalım. Kelime yalnız diye yazılır. Yalnız. Evet C2 sonra gelmiş fark etmez Bir de yanlış var arkadaşlar Bunun kökü yanılmaktır Iş getirin Ünlüyle başlamış I ünlü Şuradaki I dar ünlü düşer arkadaşlar Ve kelime yanlış diye yazılır Bunları doğru yazın arkadaşlar Yanlış yazmayınız Şuradaki yanlışlık var Şuradaki yanlışlık evet Ve şuradaki yanlışlık arkadaşlar B'de yanlışlık yok 11 hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A. 150 kişilik konferans salonu tamamen oldu. İki ya da daha fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır arkadaşlar. Ayrı yazılmış doğru. B. Yarın sabah 8'de okulda olması gerekir. Saatleri gösterirken rakam kullanılır arkadaşlar. Saat ve dakika bildiren ifadeleri gösterirken rakam kullanırız yani sayı kullanırız ve araya tek nokta gelir. Bu da doğru arkadaşlar. C 50 bin paket kalem göndermişler satmak için. Ölçü ifadeleri arkadaşlar. Ne ile gösterilir? Rakamla gösterilir. 50 binin yazımı doğru sevgili öğrenciler. D yarışmada 6. olunca hayal kırıklığına uğradı. Bakın 6 rakamla yazılmış. Gelen derece bildiren ekin yazımında yanlış var arkadaşlar. Yanlışlık var. Bakın şu şekilde yazılacak. Altta zaten I var. İkili de iyi olduğu için ikinci diye yazılacak. Bir sayı daha vardı. O da 7 arkadaşlar. 7 de yine iyi var. Bu şekilde yazılacak. Yanlışlık D'de yapılmış. 12. Son soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? A. 28 Eylül 2015'te Ankara'da göreve başladı. Ankara özel isim büyük harfle başlamış. Doğru gelen çekimi kesme işaretiyle ayrılmış. Bakın 2015'te ifadesinde güzel bir bilgi var. Az önce açıklamıştım sayının sonunda 3, 4, 5 rakamlarından biri varsa gelin hale ki t, ta, ten, tan şeklinde yazılır demiştim. 5, t bakın yazım doğru arkadaşlar. Eylül ay ismi belli bir tarih belirten, belli bir tarih belirten ay ve gün hatları büyük harfle başlar. 28 Eylül belli bir tarih belirtiyor. Eylül Nesi büyük yazılmış. A doğru Çankaya Köşkü'nün yapımı 32 yılında tamamlanmıştır. Sayılardan sonra özel isim yoksa küçük harfle başlar. Yılında kelimesinin y'si küçük yazılmış doğru. Köşk kelimesinin yazımı doğru mu? Bu videoda çok açıkladım. Saray, köşk, kan, kale, köprü, kule, anıt ve benzeri yapı isimlerin bütün kelimeleri büyük harfle başlar. Çankaya köşkü bir yapı ismi gelen çekimek kesme işaretiyle ayrılmış C. Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izlediniz mi? Güneş burada yıldız anlamında kullanılmamış. Arkadaşlar Nemrut Dağı'nın yazımı doğru mu? Tabii ki doğru. Yine açıklamıştım. İlk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikinci büyük ahli başlarda gelen çekimi kesme işaretiyle ayrılır. Demek ki yanlışlık D'de ama yanlışlık D'de nerede arkadaşlar? Bulabildiniz mi? Karamanlı Türkçesi araştırmaları. Bu doğru arkadaşlar. O zaman D'de yanlışlık yok. Şuradaki kelimenin yazımı yanlış arkadaşlar. Nasıl yani? Çalıştay kelimesi böyle yazılmıyor mu? Böyle yazılıyor arkadaşlar ama Ç büyük yazılacak. Kurultay bilgi şöleni çalıştay açık oturum ve benzeri toplantıların adlarında her kelimenin ilk harfi büyük yazılır arkadaşlar. Ç büyük yazılacak. Gelen çekimek kesme işaretiyle ayrılacak. Sevgili öğrenciler ekranın sol üst köşesinde 8. sınıf LGS oynatma lisesi videoları var. O videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.